Selam gençlik, Ukap Gaming'deki Hacı eminiz yine iş başında. Ben Muaz ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir Minecraft bölümüyle karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün yalnızım. Minecraft serverindeyiz. Yapa yalnızım. Hiç kimse yok. Hallemi de yok. hallemi yok derken hazır. niye yok onu da açıklayayım. Ve hallemin yokluğuyla alakalı da bir açıklama yapalım. Uh, bu ara aşağısı gözüküyordu. Güzel. Ee, Hallem mi? bundan sonra çoğu videoda olmayabilir. Bunun sebebi e, bu sene okuluna biraz daha önem vermek istiyor kendisi. Ben de ona hani bu konuda destek çıkacağım. Bunu söylediğimi zaten şu an kendisi de bilmiyor artık videoyu izlediği vakit belki görür. Ee, yani çekim çekimi yani bilhassa mesela Minecraft yaptığımız zaman mesela prank yaptık. Prank mesela 3.5 4 saat arasında bir emek e, harcattı harcadı bize. Yani 4.5 saat şey 3.5 4 saat arasında bir vakit harcattı. E, prank da hani o kadar dehşet yani nasıl diyeyim? E, orta bir şey. Yani daha yapabileceğimiz çok şey vardı ama Halil'in vakti artık hani olmadığından dolayı o kadarın yani o kadarla bıraktık olayı. Eee de hani Ali ile Yunus'a da çok ağır olmasın diye zaten adamlar hani o prank yaptığımız için <laughs> gocundu ona zaten değineceğim biraz sonra da e, hallemin mevzusu yani bu derslerine biraz daha önem vermesi için ben de destekçi olacağım o yüzden de kanalı e, bu sene en azından öyle söyleyeyim e, biraz kendim yürüteceğim gibi gözüküyor yani zaten video çekme renderleme kesme etme ekleme yükleme koyma etme her şeyi zaten ben yapıyordum hallemi genelde işte sadece oyun kısmına katılıyordum Facebook'a ara sıra yorumlara bakıyordu falan filan ee, Şimdilik yani hafta sonu çekim yaptığımızda yani 3-4 saat çekime ayırır vaktini ondan fazlasını yapmaz yani büyük bir ihtimalle hafta içi koyacağımız 2-3 videoda olur belki bir emekraft da olur artık duruma göre Zaten bir Emmy olsa yeterli aslında benim için. Hani Emmy Craft'ta sonuçta beraber yürüttüğümüz için, hani projeleri genelde beraber yaptığımız için beraber olursak güzel olur bir bölümde en azından öyle. Yani bundan sonra böyle arkadaşlar. Umarım ben tek başıma sizi hani, aha bir tane obsidyen kalmış. Umarım ben tek başıma sizi eğlendirebilirim. Zaten videolar çok uzun sürmediği için. Ee, çok sıkıcı olamıyorum canlı yayınlardaki gibi Korkmayın <laughs> ee, Az buz eğlendirir sizleri inşallah Yani önemli şeyler zaten e, Bir şeyler öğrenmek istiyorsanız Zaten bu seriye bakarsınız en azından Hani redstone olsun şu bu olsun ee, Velhasıl Halil Emin Mevzu olayı bu arkadaşlar Kısa şekliyle anlatılmış Şekliyle bu yani Derslerden dolayı ee, Sizde bunu anlayışla karşılayacağınızı ee, ümit ediyoruz. Artık benle idare edeceksiniz. <laughs> İkinci konumuzda e, ilk öncelikle bir de şunu söyleyeyim. Yani bu videoda hedefim, yapmak istediğim şey şu bizim evle Halil Eminler arasında bir bağ oluşturmak. Yani bir artık bir yolu yapayım dedim. O yüzden e, yol ile başlayacağım. Hatta şuraya bakarsanız bir sanda göz atmıştım orada videoyu başlattıktan sonra. Burada bayağı bir çiçek, biçek, böcek, böcek topladım görüyorsunuz türlü türlü çiçeklerden neredeyse bistek var. Bunları da zaten işte kemik tozu ile hemen üretebiliyoruz. Fazlalaştırabiliyoruz. Çoğaltabiliyoruz. Pardon bir de Allah hiç kırım tuttu galiba. Bir de tabii ki bol bol çakıl topladım. Ah en çıktı bu. Allah Allah. Ee, çakıldan yolu yapacağız. Modern bir yol düşünmedim. Hallem ile de öyle konuşmuştuk zaten. Hani daha çok böyle çakıl yolları daha iyi olur diye düşündük. Mesela hani yukarıya doğru bir yol yapıyorsun. Yamuk yapmak istiyorsun. Diagonal yapmak istiyorsun. Çapraz yapmak istiyorsun. Ee, modern yolu olunca yapamıyorsun o şekilde. İlla hep düz olması lazım. Hep kare şeklinde olması lazım. Hani şunu yapamıyorsun. Genelde böyle yapman lazım yolu. O yüzden eyvah aman kürekle yapmayalım. Kürekle servet 3 var. Hemen bak böyle ne oluyor göstereyim size. <laughs> <laughs> Hemen flint oluyor ağzına çaktığım. Yani bayağı mübarek kazmam var. Kazmatörüm. E, o yüzden <laughs> yolu çakıldan yapacağız. Yani daha fantazimizi daha iyi nasıl diyeyim yani hamuru daha iyi uğrabiliyoruz. Daha fantazi içine giriyor yani yollarda. İlla hep kare şeklinde olması gerekmiyor. Evet o zaman şuradan bir başlayayım. Buraya da böyle çakıl makıl bir şeyler yaparım artık şuradan başlasak diyelim. Şöyle random hiç dikkat etmeden öyle bir şey yapmadan şöyle pata yapa yapa Allah ana bura su ana ne oluyor lan He, ben de her seferinde diyorum böyle birden kayıyor mayıyor ekran anlamadım gittim meğersem şeyden dolayıymış fenerden dolayıymış vay ağzına çaktım şimdi öğrendik hiç fark etmedim nedense e, velhasıl işimizi yaparken de konumuza gelelim. Çok önemli bir konu işin gerçeği. E, çoğu arkadaşımız zaten yorum attı. Ben de yorum attıkları için e, kendi görüşümü fikrimi belirtmek amacıyla e, zaten bu Minecraft bölümü çekiyorum. Normalde hani çekmeyecektim. <laughs> Bildiğiniz üzere zaten iki gün önce prank yaptık. Hani zaten bayağı bir uğraştık. E, pazartesi veya salı koymayı düşünüyordum bölümü. Bugün Çekiyorum işte bugün zaten e, pazar daha erken vakit yeni kalktık sayılır desem yedidir e, hemen çekeyim istedim konumuz arkadaşlar Türkiye'de Minecraft yasaklanıyor mu yasaklanacak mı e, olay nedir emin ne düşünüyorsun bu, bu yani bu tür sorular çok geldi Emi işte düşüncen nedir sence yasaklanmalı mı yasaklanacak mı ne oluyor ne bitiyor ee, i̇nsanlar bunu merak ediyor. Tabii ki ben de elimden geldiğince fikrimi ortaya koymak istiyorum. Aydınlatmak istiyorum. Evet gelelim Minecraft'e. Şimdi Minecraft gerçekten yasaklanacak mı Türkiye'de? Evet bu soruya cevabım benim yani belli değil tabii ki. Sonuçta şu an ne? Minecraft sadece... Aile ve Sosyal e, Bakanlığı tarafından incelenmeyi alınacak mı alınmayacak mı o şu an konuşuluyor. E, ama sanırım incelenmeye alma yani incelenmeyi alınacak kaçışı yok gibi gözüküyor. Şimdilik en azından öyle duruyor. E, bilmiyorum artık devletin Microsoft'ta bir galezi mi var? E, bilmiyorum. <laughs> e, ama hani onlarca oyun varken şiddet içeren insanları kötüye etkileyen, bağımlı yapan Minecraft gibi yani çoğu ülkelerde eğitim amaçlı ders olarak koyulan bir oyunu sen yani vahşet içeriyor diye incelemeyi alıyorsun. İlginç bir şey yani bu işin içinde öyle basit bir mevzu yok diye düşünüyorum ben. Tabii ki bu benim fikrim. Yani öyle inceleme inceleme vahşet vahşet falan bahane diye düşünüyorum. Zaten hani kim vahşet dedi ki zaten hani o, o adamı ilk önce bir bulmamız lazım. Onun bir ağzını yüzünü bir çakmamız lazım böyle. Ee, ondan sonra aslında işe şey asıl mevzuya geçiş yapmak lazım. Ee, bilmiyorum ben yani nereden esti de bu olay e, incelenmeye alınacak dendi edildi. Hiçbir fikrim yok. Hiç, hiçbir fikrim yok. Eyvah eyvah. Gidiyoruz yavaş yavaş. Ee, bilmiyorum yani neden yani neden bu ortaya çıktı zaten o bir soru arkadaşlar yani o soruya ben bile cevap veremiyorum düşünün yani nereden esti de yani bu mevzu cık, anlamıyorum yani. yani nasıl nasıl Allah razı olsun nasıl siz bana söyleyin yani nasıl bilmiyorum yok yani açıklamam yok hani hangi akıl ile bu in, yani bilmiyorum evet siz de anlamışsınızdır yani kelimesiz kalıyor yani ifade edemiyorum yani bunu. İfade edemiyorum. Ee, <laughs> kafam kafamda dağıldı vallahi şimdi sinirlerim bozuldu. Ee, ne diyeceğimi unuttum. Ee, şu da bir gerçek. Ben tabii ki şimdi yurt dışında olduğum için yani Minecraft Türkiye'de yasaklanacak dendiği zaman ee, bana ne falan gibisinden yaptım ama tabii ki sonradan jeton düştü. Hani Türkiye'deki izleyicilerimiz Vatanımızdaki izleyicilerimiz oynayanlarımız var sonuçta bir dedim Ondan sonra jeton düştü tabi. Biraz geç düştü kusura bakmayın. Ee, ondan dolayı e, bu videoyu yapmaya karar verdim zaten sizler için. Şimdi düşüncem benim zaten anladınız hani Düşüncemi e, ifade ettim gibi. Hani kel yani bilmiyorum açıklamam yok yani o kadar diyebiliyorum ancak size. Ha, hakikaten e, diyebilecek bir şeyim yok. Yani hiçbir mantığı yok bunun. Bence başka bir mevzular var işin içinde diye düşüneceğim bu. Ee, başka ne diyebilirim ki? Yani diyecek hakikaten bir şey bulamıyorum. Yani saçma. Onca ülkede ders olarak verilen oyun Türkiye'de e, yani yasaklanma ihtimaliyle karşı karşıya. Yani bunu da zaten yapsa yapsa Türkiye yapar. Hani başka neresi yapacak ki arkadaş? Hani <laughs> Bizde bizde olur ancak böyle şeyler, egzantrik şeyler, ilginç şeyler. Ama tabii ki şu da var arkadaşlar. Şimdi ki yani güven olmaz. Mesela en basit örneği vereyim. Bunu ee, bunda hani ben besinle annem de besinle çok ilgilendiği için söylemek istiyorum. Ee, sağlıklı beslenme ile alakalı. Mesela 10 sene önce ne deniyordu? Yumurta zararlıydı. Yumurta kolesterolü yükseltiyor. E, kole, yani kolesterol yapıyor yumurta yemeyin deniyordu. Bilmiyorum biliyor musunuz bunu? Çoğunuz belki biliyordur, bilmiyordur. Biraz yaşlı olanlar yani yaş yani benim yaşlarıma yakın olanlar e, biliyordur belki bunu. Diğerleri diğer arkadaşları bilemeyeceğim. Şimdi de ama ne oldu? Hani bir sene önce falan çıktı. Neden di? Yumurta sağlıklı, kolesterol yapmıyor dendi. E kardeşim 10 sene önce hani sağlıksız diyen adamı sen şimdi yalanlıyorsun. E adamın dayanağı da var. Bak gerçekten böyle diyor adam yani. Sizi keklemişler 10 sene önce diyor. E şimdi hani bazı ülkelerde ders olarak veriliyor diye illa hani iyi olması gerekmiyor. Hani iyidir yani bilmiyorum şöyle çünkü insanlığa karşı hani insanlığı bitirme, insanlığı salaklaştırma, İsteyen isteyen insanlar çok illuminati illuminati biliyorsunuz zaten hani e, sadece o tek grup değil yani bunu isteyen tonlarca gruplar var yani böyle küçük az buz olanlar da şimdi saymayacağım hepsini bildiklerimi falan filan o konuya da çok girmek istemiyorum maazallah beni öldürürler falan <laughs> yok işin esprisi o e, yani insanlığa karşı e, olanlar insanlığı aptallaştırmak isteyen e, gruplar yapıtlar, yapılar çok. O yüzden e, çok dikkatli olmak lazım bence. Hani neye inanıyoruz? Her şeyde inanmamak lazım. Profesörler de dahil bence. Hani profesör dedi diye tamam diyemeyiz bence. Çünkü insanlar hata yapmaya müsait yaratıklar. Ve insanlar çok hızlı etkilenebilen bir varlıklar. Hani adama 2-3 bin lira gösteriyorsun. Adamı gidip öldürüyor yani. Hani para için hani yapılmaması yapılmaması gereken bir şeyi yapan insanlar var yani bu dünyada Bilhassa bizim halkımızda yani tabiri caizse low insan çok yani lol terimiyle ifade edecek olursam bunu o yüzden hani Minecraft bazı ülkelerde izin veriliyor diye e, ders olarak e, yani ders olarak okullarda veriliyor diye e, sağlıklı veya iyi olarak algılamamız lazım bunu bence yani dikkatli olmamız lazım ee, belki gerçekten de kötü olabilir mesela <laughs> en basiti e, bilirsiniz belki yani 20 yaşında olanlar benim yaşlarımda olanlar işte 20 22 23 18 falan onlar da bilir yani Disney e, Disney'i biliyordunuz Disney şey ma e, maceraları diyeyim ee, çizgi filmlerini bilirsiniz. Mickey Mouse, Daffy Duck, bilmem ne falan filan. Hani onlar zamanında neydi? Hiçbir zararı yoktu hesapta. izlettiriyorlardı millet çocuklarına. Ondan sonra ne oldu? Türlü türlü yani pis pis küçük kare yani resimler saniyelik böyle sizin yani gözünüzün algıladığı ama beyninizin e, beyninizin algıladığı ama gözünüzün göremediği e, resimler koyuyorlardı. insanlığı kötü etkiliyorlardı. Hani Minecraft'te de olabilir, başka oyunlarda da olabilir. Ama tabii ki, yani ne diyeyim daha yani? Valla kafam karışıyor. Hem Minecraft hem konuşamıyorum. Ben de öyle bir, yani normalde ben bir çoğu işi e, birden yapan bir insanım normalde. Ama çekim yaparken bunu yapamıyorum bir türlü. Yani çekim yaparken öyle bir farklı bir dünyaya giriyorum hem konuşup hem iş yapamıyorum. Öyle bir ilginç bir mevzu var bende. İlla yaptığım işi konu yaptığım işten de bahsetmem lazım. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Hani konuyu e, dağıtıyorum, bazen toparlayamıyorum. Siz zaten alışıksınız tanıyorsunuz beni, biliyorsunuz. E, onda sıkıntı yoktur inşallah. E, evet. En son nerede kaldım sormayın hiç. Vallahi hiç sormayın. Ama e, zaten hani Konu zaten bitmişti aslında. Öyle hani bir şeyler söylemeye çalışıyordum. Ee, yani dediğim gibi Minecraft başka ülkeler iyi gösteriyor diye iyi o iyi yani demek değil bence benim fikrim bu. O yüzden aile ve sosyal Bak sosyal bakanlığı bunu incelemeye alması amenna. Sonuçta niye alınıyor bir de şunu da düşünmemiz lazım. Niye alınıyor bu? Hani hangi sebepten dolayı alınıyorsa alınıyor. Niye alınıyor? Çünkü yaş sınırlaması yok Minecraft'ın. Benim bildiğim kadarıyla. Yani bunu 5 yaşındaki insan da oynayabilir. 12 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşındaki insan da oynayabiliyor. Yani ben bilmiyorum Minecraft'in yaş sınırlaması yok. Ben öyle biliyorum. Umarım yanlış bilmiyorumdur. Ondan dolayı bunu incelemeye alınması bence normal geliyor bana. Yani benim şahsi kanaatim bu. Ama mesela diyelim... Ee, o zaman diyeceksiniz abi MMORPG'ler çoğu da yaş sınırı yok. Niye onlar alınmıyor? Vallahi abicim bana sorma gerçekten ben de bilmiyorum. <laughs> Cevabım bu yani. Hakikaten ben de bilmiyorum. Minecraft dediğim gibi hani bence hani e, incelenmeye alınmasının başka bir nedenleri, sebepleri vardır. E, gelelim buna karşı ne yapabiliriz? Yani bu incelenmeye alın, alınmasına dair nasıl karşı çıkabiliriz? Fikrimizi nasıl beyan edebiliriz? İlk öncelikle yani bizim dediğimiz fikrimiz vesaire e, Aile ve Sosyal Bakanlığı tınlar mı? E, ilgilendirir mi? Hiçbir fikrim yok. Yani biliyorsunuz e, devlet taktımı yapar. Yani benim gördüğüm en azından o taktımı yapar. <laughs> O yüzden hani bizim fikrimizin, düşüncemizin çok bir şey ifade edeceğini işin gerçeği sanmıyorum. bunda da hani devleti veya yani devletimizi kötülemek amacıyla değil. Kendi fikrimi dediğim gibi, benim fikrimi merak ediyordunuz. Ben de size paylaşıyorum. Benim fikrim bu. Fikrim bu yani. Yanlış da olabilir. Ondan dolayı hani benim fikrim doğru demiyorum kesinlikle. Fikrimi sadece paylaşıyorum. O yüzden siz de bunları dinlerken e, muazemi hakkıdır falan filan değil. Siz de bir düşünün, ona göre yorum yapıp karar verin. E, ama tonlarca siteler var. İşte mesela www.direnminecraft.com vardı bildiğim kadarıyla. Ben oraya bakmıştım bir. E, orada mesela bir şey var, site var. işte o yazdığı yazıyı. E, kopyalayıp veya Facebook'tan yayınlaya, yayınlayıp e, işte böyle bir birlik oluşturabilir oluşturmaya çalışıyor insanlar. E, başka ne olabilir? Yani en etkilisi işin gerçeği imza kampanyası olabilir. Benim aklımda olan şu an yani imza kampanyası yapıp böyle ciddi bir şekilde insanlardan imzalar toplanıp ama tabii ki bunu hani kim yapacak? Ee, imzaları toplan toplanıp aile bakanlığına bunu aile ve sosyal bakanlığa yollamak lazım tabii ki en etkilisi bu olur diye düşünüyorum. Ee, fakat dediğim gibi daha şu an hani incelenmeye alınacak gibi duruyor. Yani daha tam belli değil. O yüzden hani çok erken davranıyoruz gibi geldi bana işin gerçeği. Yani insanlar yani bir habere çıktı. <laughs> Bir habere çıktı incelenmeyi alınacak diye millet ayağa kalktı yani Türkiye'de yani <laughs> Bilmiyorum bana biraz ilginç geldi hani incelenmeye alındı des, denseydi ha, Tamam o zaman derdim ha okey yani Tamam o zaman artık hani şimdilik bir şeyler yapmak lazım yoksa çok geç olabilir derdim ama Daha hani alınacak mı alınmayacak mı daha o e, mevzuda yani daha o seviyede Pardon olay hıçkırım tuttu bir dakika arkadaşlar geri döndüm. Bir an kendimi canlı yayındaymışım gibi hissettim böyle. <laughs> bir dakika falan durun. <laughs> Suyumdan yudum neyim falan izinden oldu. Yani şu an galiba hani biraz erken gibiyiz ama tabii ki erken davranmak her zaman daha iyidir diye düşünüyorum. Yani bu reaksiyonlar falan iyi. Ee, elimizden geldiğince yani eğer yasaklanmasını istemiyorsanız yani istemiyorsanız ben istemiyorum işin gerçi yani Türkiye'de yaşamasam bile <laughs> istemiyorum ama 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 lakin eğer ki incelenmeyi alınsa ve yasaklansa yani o zaman yasaklanacaksa bile benim fikrim yar sınırlanması sınırla, yani sınırlaması koyulması yani tamamen yasaklamak bence çok saçma olur. Çünkü artı 18 oyun yani oyunlara ne yazılıyor? Artı 18 deniyor. 18 yaşından yani 18 yaşının yüksek olanlar oynayabilir. Kan vahşet içeren GTA gibi oyunlar mesela. Ya Minecraft'te öyle bir vahşet mevzusu yok. Tamam modlarda mesela Madpack'te bizim Madpack 2'de hani adam sana çaktıkça kanıyor falan filan böyle ekran ekran kan sıçrıyor. <laughs> ilginç şeyler olabiliyor. Potansiyel var yani ama yasaklansa bile bence artı 16'dan sonra yani artı 16 sınırı koyulmalı max yani daha fazlası yani bilmiyorum çok saçma gelir benim benim yani fikrim bu saçma bana yani bilmiyorum bana mantıksız geliyor işin gerçeği kan yok bir şey yok hani bir vahşet içeriği yok böyle benim düşüncem bu arkadaşlar. Ee, başka da Allah. Ben bunları böyle şey ettim ama. Ben oraya mer... Doğru ya şey yapayım ben bir. Bak şimdi aklıma geldi. Aa tüh taşım yokmuş. Evet arkadaşlar. Konuyla alakalı söyleyebileceğim sözler e, bunlardı. Umarım çok kafanızı karıştırmamışımdır. E, ee, Sürçülisan eylediysem de affola. Ee, yanlış bir şey dediysem eğer ee, kusura bakmasın yetkili abiler. <laughs> Sadece fikrimi paylaşmayı çalıştım. E, çünkü çok yorum geldi yani bilmiyorum. E, ara sıra böyle güncel konuları hakkında da konuşmayı zaten e, düşünüyorum. Böyle haftada bir seri şey, e, haftada bir bölüm olsun. Ah bunlara bir şey yapmak lazım ilk önce doğru. E, haftada böyle bir bölüm olsun güncel işte oyun alemi olabilir. Ondan sonra efendime söyleyeyim besin olabilir, güncel şeyler olabilir, güncel haberler. Ne bileyim tonlarca şeyler var konuşabileceğim. Ee, belki öyle bir seri yapabilirim yapacağım gibi görünüyor bilmiyorum. Ee, Batuhan kardeşimizle de konuşuyoruz zaten. Ee, sonuçta ben EmiCraft ekiminde olan herkesle böyle bir ee, bir seri yapmak istiyorum. Batuhan kardeşimizle de bir şeyler yapmak istiyorum. Ondan dolayı e, onunla da böyle bir seri yapsak olur mu? Nasıl? Çünkü e, o da benim kafadan. Hani e, işin gerçeği hani bakıyorum böyle milletimize. Yani bana çok nasıl diyeyim? Hani halkımız çok geride kalmış olarak görüyorum. Yani çok saf, çok tabiri caizse amele insanlar var. Yani bilhassa eee anne babalarımız bilhassa ee, beni rahatsız eden ilk etapta bunlar yani. Çünkü hani aile bilmiyorum hani mesela annem babama bakıyorum. Hani interneti daha yeni yeni keşfediyor. Ee, neyse. Aman aman. Konuya girmeyeceğim. Çünkü konu karışacak. En iyisi ee, Minecraft'te odaklanalım biz. Artık konuşacağım konuyu başka bir vakit başka bir videoda konuşayım. İki konu bir videoya fazla gelir. E, konumuzda zaten e, yani konuştum konuşacağım kadar daha fazla da e, yorum yapmak istemiyorum. Yan, çünkü yani çok konuşan insan hata yapar. Çoğunlukla. Zaten 20 dakikadır vızıklamışım konuşmuşum yani kafanızı şişirdim. Daha fazla da şişirmeye gerek yok. Lüzum yok diye düşünüyorum. Ee, zaten başka diyecek bir şey de bırakmadım işin gerçeği. Ne kaldı ki yani? Ne yapabileceğimizi, ne yapabilecek yani ne yapabileceğimizi söyledim sizlere. Ve aynı zamanda işte ne düşündüğümü söyledim. Dikkatli olmamız gerektiğini söyledim. En önemlisi yani başka yerlere örnek alıp ha bunlar gerçekten iyi diyor. Niye o zaman bizimkiler kötü diyor falan deyip gaza gelmemek lazım. Bunları söyledim. Başka da diyecek bir şeyim yok işin gerçeği emirler. Daha fazla diyecek bir şey kalmadı yani. Zaten hani bizim elimizden ne hani bizim hani bakanlık eğer kafaya taktıysa hani biz ne desek diyelim değiştiremeyiz yani değiştiremeyiz. O yüzden eğer yasaklanırsa ne diyelim yani geçmiş olsun diyelim. Ama korkmayın emmiler ya. Hani dünyanın sonu da değil ki. Şimdi işin esprisine gelecek olursak, yani korkmayın. Emine Minecraft var ve ben varım. Hallemi var. Hani Minecraft en azından hala izleyebileceksiniz ya. Korkmayın yani. Biz sizi eğlendirmeye çalışırız deneriz yani. <laughs> Elimizden geldiğince yalnız bırakmayız sizi. Minecraft Minecraft'sız bırakmayız. Korkmayın. Evet emmiler. Yolu bir nevi yaptım gibi tabi nasıl duruyor bir bakalım isterseniz böyle yani 20 dakikadır vızıklamışım hakikaten konuşmuşum artık ne konuştum bilmiyorum konuştum bir şeyler ama kafanızı inşallah karıştırmamışımdır biraz da çorba morba oldu yani konuşurken konuşmam ee, dediğim gibi iki işi birden yapamıyorum çekim yaparken nedense bilmiyorum evet yolumuza yukarıdan bakacak olursak hmm ne diyorsunuz emmiler iyi mi ya ya bana işin gerçeği okey gibi duruyor yani çok wow, da değil çok wow, da değil yani <laughs> tarif edecek olursam ilginç cümlelerle yani güzel orta idare eder şimdilik gibi görünüyor yani doğal bir yola benziyor en azından e, doğallığını korumasını istiyordum zaten yani doğal bir Çakıldan yol işte Hani yürüye yürüye artık böyle araya falan böyle çukurlar oluşmuş artık <laughs> böyle yani bazı yerler kalın bazı yerler ince bu şekilde iyi gibi duruyor. Okey şimdilik böyle kalsın hallemiyle belki işte gelirse hafta sonu macerasından dönerse hallemiyle de bir bakarız hallemin de yorumunu alırız bir o da bir rütuş yapar elden geçerir ondan sonra da bu yolumuzu yolumuza asıl gelecek şeyleri yaparız. Buraya böyle e, kaç güzellik yapmayı düşünüyoruz. Ya aslında işin gerçeği yani şöyle bakılacak olursa arkadaşlar. Yani en Minecraft'ta onca iş var ki ama işte maalesef vakit sıkıntı. Yani full time yani yüzde YouTuber olsak, yani YouTube'dan para kazansak veya işte Twitch'imiz olsa, yani Twitch canlı yayınlarıyla da para kazansak falan filan. Böyle geçinebilecek bir para elimize geçse e, o zaman çok çok farklı olur bu işler gerçekten hani e, Minecraft Survival olsun videolar olsun hem daha kaliteli gelir hem daha sık gelir hem daha uzun gelir hem daha çok emek verilebilir ama maalesef hani vakit kısıtlı ondan dolayı da elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama gördüğünüz gibi yani yavaş yavaş ilerleyebiliyoruz. Zaten bu ilerleyen haftalarda Hedefim şu evin tamamen Etrafını bir kapatmak Tamamen böyle bir dış Dünyaya kapalı olmalı Yani bir ev bir kulübe Gibi bir şey olmasını bir sağlamak istiyorum yani Dış duvarı Tamamen böyle bir kapatmak istiyorum Zaten aklımda Birkaç fikir var Böyle nehri de kullanıp Güzel bir şeyler yapmak istiyorum Ondan sonra da zaten Evim yani büyük olmamasının bir sebebi evim de aynı küçük bir köy gibi olacak. İçinde her şey olacak. Ee, zaten işte yalnız eğer video çektiğim vakit dış kısmı yaparsam, içinde sizlerle beraber hep böyle oda oda gide gide böyle bölümlerde ara sıra ee, evimi o şekilde sizlerle beraber yapacağım. Aklımda baya baya fikirler var. Bakalım hepsini hayata geçirebileceğiz mi? Tabii ki şimdi evin üst yani şu an daha bir de üst kısımdayız dünyamızın. Bir de daha yerin altına tonla yapacağımız şeyler var. Fikirlerimiz var hallemiyle. Onlar da zamanla olacak. Şimdilik yolu yaptık. Hani okey diyoruz yola şimdilik en azından. Şimdi bu yola şöyle belli mesafe yani belli aralıklarla ağaçlar fidanlar dikmek istiyorum. Ama tabii ki ağacın çeşitinin aynı olmasını istiyorum. Yani ağaçlar böyle hep farklı büyüklüklerde olmasını istemiyorum. O biraz uğraştıracak şimdi beni. Ee, kullanmak istediğim ağı, ağaç, 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 savan ağacı olacak. Oo. Ho, ho, ho. Ee, o ağaç, o ağaçtan fidanlarını bulabileceğiz mi bakalım? Evet, Poppy mopi piyasada var. Ana, koyun meşe fidanı yok. Bakalım bulabileceğiz mi ya? Buralarda olması lazım. La havle. Bu ne? Gün Allah Allah. Gün mündi. Yine bulamadık. Ana. Bu ilginç taşlar da varmış. Vay. Aa, şimdi aklıma geldi. Alalım bir stek. Bir stek. alalım. Pampa. Yalnız Allah. Şu çift tıklama yeminle var ya arkadaşlar. Ah bilseniz ne büyük bir işkence. Ne büyük bir işkence bilseniz bilseniz. Ben bir en iyisi bir bulayım o fidanları yoksa uzun sürecek gibi duruyor. Yani gözlerim mi görmüyor bilemedim de. Şöyle şunları da atayım. Evet emirler geri döndüm. Biraz aradım da fidanları bulamadım bir türlü. İlginç gözlerim mi görmüyor anlamadım gitti zaten videomuz yarım saate yaklaşmış vay maşallah dedim ararken yani baya bir konuşmuşum umarım çok boş konuşmamışımdır <laughs> şimdi öyle bir korku da içime girdi Allah <laughs> ne oluyor öyle de bir şeyler yani bir şüphelerim oluştu şimdi kendimle alakalı <laughs> ama sanırım yanlış bir şey demedim Umarım öyledir inşallah. İnşallah temennim temennim o e, Tamamen içimden ne geliyorsa söylemeye çalıştım. Düşüncelerimi ifade etmeye çalıştım. Tabii ki ne yani buna karşı ne yapabileceğimizi sizlere paylaştım. E, daha fazla da diyecek bir şeyim yoktu zaten. E, çoğu vakitte tekrarladım kendimi sanırım. Ah, köylüler burada güzel. E, evet arkadaşlar Maalesef bölümümüz yani bir yolu yapabildik bu 30 dakika içinde konuşurken tabi biraz zor oldu yapması ama iyi durdu. Bir dahaki bölümde etrafını da süsleriz. Ee, yine artık böyle ilginç ilginç sorular veya güncel bir şey hakkında konuşmam gerekirse e, iyi olur tabi yorumlarınızı falan yazın merak ettiğiniz şeyler güncel şeyler olabilir. Güzel bir soru varsa onu da cevaplayabilirim bir dahaki videoda. E, ama bu videoluk bu kadar. Umarım izlemekten ve dinlemekten keyif duymuşsunuzdur arkadaşlar. Aynı zamanda size bir müjdem de olsun hazır. Şimdi aklıma geldi onu da paylaşayım. Malum 32 bin abone civarındayız şu an. Ve aynı zamanda 5 milyon izlenmeye yaklaşıyoruz. Çok az kaldı. 4.9 buçuk falan galiba. <laughs> Sanırım bir haftaya ulaşırız 5 milyona. Ee, yani en geç inşallah bir, bir haftaya ulaşalım. 33 bin abone de e, güzel bir şeyler olacak. Ona özel bir şeyler olacak. Sizin sevdiğiniz bir şey olacak. 33 bin aboneye special güzel bir şeyler düşündüm. E, artık videosunu hazırlaması kaldı. Tek Hallem ile beraber düşünmüştük. O yüzden sıkı tutunun arkadaşlar. bayağı hoşunuza gidecek bir şeyler gelecek. Ee, umarım tabii ki şimdi böyle diyorum falan da hayal kırıklığına uğratmam tabii videoyu görün o an emmi bu mu falan demeyin tabii <laughs> ee, fazla coşturmayayım sizi ee, evet arkadaşlar verdiğiniz desteklerden dolayı çok, çok 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 teşekkür ediyorum gerçekten yani sizin sizlerin sayesinde buraya kadar geldik emmi yani yoksa hani biz neydik ki bildiğin ameleydik hani oyun açısından değil de yani küçücük bir kanaldık sonuçta sıfır aboneyle başladık bir ayda 20 abonemiz oldu her bir gelen aboneye seviniyorduk şimdi tabii ki günde 50-60 tane abone geliyor gerçi bizim durumumuz için yine az ama yani gelen her abone için tabii ki seviniyoruz yani eskisi kadar tabii ki her şey olmaz yani arkadaşlar yani mesela aşkta da öyle en basit yani aşık olursun o aşkın alevi belli bir zaman sonra söner hani yavaş yavaş azalır sürekli değil mi hani insan zaten hep böyle değil mi yani bir şeyi ulaştıktan sonra genelde sıkılmaya başlar ama tabii ki hani biz e, hedeflerimiz hep büyük olması lazım yani şimdiki hedefimiz o zamanlar bin aboneydi bin aboneye ulaştıktan sonra 5000 abone oldu hedefimiz 10.000 abone oldu tabii ki hedeflerimiz hep artıyor ondan dolayı heyecanımız hep taze benim için en azından öyle hallemim için de öyledir sadece vaktimiz az olduğundan dolayı eskisi gibi böyle yani çok uğraşamadığımızdan dolayı üzüntülüyüz tabi umarım bu üzüntü de size yansımıyordur temennimiz o yani sizin sayenizde buralara kadar geldik o yüzden arkadaşlar ricam desteğe devam durmak yok biz bezmiyoruz çekmekten, siz de beğeni atmaktan, paylaşmaktan, izlemekten bezmeyin. Ee, böyle devam edelim. Az abone gelsin, fark etmez. Beğeniler çok olsun, izlenmeler çok olsun, yeterli. Artık seneye kadar hedefimiz biliyorsunuz 100.000 abone. Yani benim düşündüğüm hedef 100.000 abone. Umarım o 100.000 aboneye ulaşabiliriz. Tabii ki izlenme de hedef olarak yani bir videoda 20.000 izlenme alsak günde çok kral olur diye düşünüyorum. Hedefim benim kendi fikrim yani hedefim 100.000 abone ve 20.000 izlenme bir günde videodan. Yani bir video güncel güncel koyduğumuz videoya direkt 20.000 izlenmesi. Yani buna zaten ulaştık mı? Elimizi de yani Püf biraz da para geçer ona göre de çekilişler de olur vesaire şu an hani çok durumumuz yok mesela eskiden ara sıra birkaç çekiliş de yapıyorduk etkinlik de yapıyorduk onlar aksadı belki yakın vakitte bir çekiliş de olabilir bilemiyorum artık duruma göre söz vermeyeyim de sonra sözü tutamayınca kötü oluyor hiç de sevmem uyuz olurum evet arkadaşlar böyle konuşmalı dop dolu <laughs> vızıklamayla geçen bir bölüm oldu bol bol konuştum. Umarım başınızı şişirmedim. Umarım izlemekten ve dinlemekten keyif duymuşsunuzdur. Bir dahaki Minecraft bölümünde görüşme dileğiyle diyorum. Ve sizlere hayırlı günler diyorum. Ukap Gaming'den selamlarla görüşürüz.